Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk yemek kanalım olacak ve sizinle ilk yemeğimde, yani ilk yemek videomda diyeyim daha doğrusu, fırın yemeği yapacağız. Sonrasında mezo olarak havuç tarator yapacağız ve sonrasında salata yapacağız, sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bu arada çok klişe bir giriş oldu ama söyleyecek, saçmalayacak başka bir şey bulamadım. Fırın yemeğinin içerisinde bezelye olacak. Köfte olacak, patates olacak, biber olacak. Fırına atmadan önce köfteleri kızartıyorum. Sonrasında patatesi biraz kızartacağım. Bezelyeleri haşlayacağım. Şu an haşlıyorum zaten. Birazdan göstereceğim. Sonrasında hijyen açısından maskemi takmayı unutmadım. Sonra arkadaşlar neler saçmalasam arkadaşlar. Sonrasında tatlı yapabiliriz ama ne yapacağımı henüz karar vermedim. Bir saniye, önce size şöyle göstereyim. Hemen köftelerimi size göstereyim ki harika oldular. Şöyle kızartıyorum. Kızardılar da zaten çok güzel şekilde. Burada bezelyeyi haşlıyorum. Bu da doğal sütümüz. Bundan yoğurt yapıyoruz. Evet, köfteleri kızarttım. Şimdi patatesleri kızartacağım. Sonrasında hepsini harmanlayıp fırına vereceğim. Havuç tarator için havuçları temizleyelim. Sonra bunları kavurduktan sonra içine ceviz katacağız ve harika olacak. Son havucumuz bu.
Tanesi filan etti. Dur mu? Rendelemiyorum ya. Bilmiyorum şey bıçakları çok yeni ve etraf atlayıp duruyor zaten. Evet, biraz hafta ondan göstereyim. Bunu kenarda devam edelim de.
Yeterli mi bu kadar havuç? Yeterli. Havuçlarımız tamam. Şimdi bunlar kavrulurken biz fırın yemeğimizi yapacağız. Köfte özelliği ve sıcak ve fırın sosu. Bir de patates. Mükemmel oldu. Bunu yapacağız şimdi. Hepsini değil mi? Önce patatesleri yerleştiriyoruz böyle aralıklı olarak. Yeter mi? Biraz bezelyeden koyuyoruz. Serpiştiriyoruz daha doğrusu böyle. Tamam. Şimdi biraz da köfteden. Köftenin hepsini koyuyormuşuz. Böyle rastgele karışık. Tamam. Geri kalan patatesleri de seveyim mi? Geri kalan patatesleri de sevdim. Havuçları. Bunları da. Evet.
Sırasına domates sosu serpiştiriyoruz. Harika koktu şimdi ben. Yeter mi? Güzel hazır. Bunu hepsini koyacak mıyız burada sen de? Şu şeyler arasında. Lezzetli koyalım. Şimdi üzerine geri kalan bezelyeleri serpiştiriyoruz. Güzel oldu. Şimdi üzerine domatesleri koyacağız. Bir de mi koyacağım? Bırak ya. Bu kadar şey yapmaya gerek yok. İnce ince kesilmiş domates. Bunu koymuyorum. Üzerine domates sosu yaptık. Pul biber, karabiber, tuz, salça. Önemi yok anne bunun ya. Deli olacağım. Şimdi bunu fırına gönderiyoruz. Böyle harika bir şey. Burada bize kimse izlemeyecek ki. Yani. Ben öyle yapıyor. Siz anlamıyorsunuz ki şuna benim Kerem'le şuna rağmen. Ya hani öyle arada şey yapmak için diyorlardın annesi neredeyse. Ama da başka bir şey konuşsam bile onların önünde değil yani, anladın mı? Şunu da şey yapsın bu arada. Ona da bu kavrayı ki aslında cevizleri de içine alsam harika olur. Onu şeye de oraya kavrayabiliriz mi? Elektrikli şeyi. Nerede? Evet, aslında güzel olabilirdi. Vakit şey olmuş oldu. Olur çekelim ama çıkarma zahmet olmasın. Bir şey yapabilirim. Cadı fener vuruyor. Şunu şöyle elimle sıyıracağım.
aklıma ne geldi biliyor musun? O süzme yoğurdun birazdan yoğurt salatası yapalım bence. Ne dersin? Bütün yoğurt bitti mi? Biraz yağ koyduk bunu. Bu biraz kenarda dursun. Bu arada cevizlerini kırayım. Karatörün cevizlerine sıkıyoruz. Bazıları çok sert olduğu için iyi kırılmıyor ne yazık ki.
şöyle bir çekeyim önce. Dur. Bunları kırdığımız cevizler. Bunları. Şöyle göstereyim. Bu fırın yemeğimiz ve yaklaşık 1,5 saat kadar pişecek fırında. Sonrasında yenmeye hazır olacak. Bu da havuç taratorumuz. Harika görünüyor. Bunu cevizlere ekleyip de karıştırabiliriz. Ama önce bunu kavurup daha sonra cevizlere ekleyip yoğurtlamak daha iyi. Böyle kavrulacak. Yaklaşık bir yarım saat kadar kavrulacak ve sonra yenmeye hazır olacak. Sonra ne yapacağız? Yoğurt çorbası yapacağız. Onu da birlikte yapacağız. Arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cevizleri tamamen bitirelim. Sonra onun içine şutlayalım. Bu kadar ceviz yeter değil mi? Bu sonuncu cevizimiz. Ceviz. Ve şimdi bunları böyle küçük küçük doğrayacağız. Hmm.
biraz kalın olacak. Burası en sıkıcı yanı. Biraz pirinç satalım. Hatta benim de satayım. Kamera çok güzel çekiyor biliyor musun? Evet, aslında güzel bir telefon almalıyım. Bu karar verdim. Ve geldim. Fırlayıp duruyorlar ne yazık ki.
Yoğurt olmuş mudur? Oldu mu? Tamam. Hayır ya. Hayır. Keselim öyle bir şey aldıysa da. Şuraya mı geldi? Olmuş gerçekten yoğurt. Süzme yoğurdumuz da olmuş. Havuç taratürü süzme yoğurt da yapacağız. Canlarım benim. Sonucu ceviz. Sonucu. Sizinle. Evet, bu cevizleri. Şimdi buna döküyoruz. Ve çok güzel koktu. Bu şekilde biraz daha kavrulması gerek. Şöyle kalsın hatta. Evet, şimdi havuç taratörümüzü hazırlayacağız. Şöyle üzerine bunu kapatalım. Bunu buraya koyalım.
Teşekkür ederim. Ben organ yaptım da. Ne organ? Şunu. Sebzeliğe bak buna. Mükemmel olmuş. Şu kıymanın da yakışmadığı bir şey yok. Doğru. İkinci başlattım da o biraz ben biter. İki parça olduğunu yazık ki. Şeyi yazık. Niye perde açmadın? Hangi perdeyi? Yani gölgede yapıyor ya. Hayır gayet iyi ya. Önemli değil o şey. Çok sıcaktı. O full HD değil mi? 4K mı bir şey çekiyor? 4K yok herhalde. Yok. 1080p mi ne çekiyor işte? Güzel 4K beğendim. Çekenler nasıl çekiyordu sen düşün? Onlardan ağır bir şey diyordu tabii. Dostlar çekin. Birazcık ışın var ya anlatamam sana. Sen ye oradaki şeyden. He? Niye böyle? Börek mi? Şimdi fazla bir ışın alayım. Ya yemek yiyeceğiz o yüzden fazla yemem ama bir tane daha yiyebilirsin. Sarımsaklarımızı halledelim. İyice yardım boş geldi. Peynir mi? Peynir mi? Tamam. Şimdi bunları ezeceğiz havandan. Ne
biraz tuz ekelim ki güzel olsun. Şimdi yoğurdumuza sarımsakları ekleyelim. Biraz mayonez ekleyeceğiz. Harika koktu. Bir kaşık daha ekleyelim. Ama biraz tuz ekleyeceğiz. Bu kadar. Şimdi harcımızı ekleyelim. Harika görünüyor. Mükemmel koktu.
bunu harika bir sunum kabını alalım ama neyi alalım diye düşündüm. Bunu alalım. Mükemmel görüntü. Şimdi üzerini süslemek için dereotu ekleyelim. Bence gayet güzel oldu. Değil mi? İlk yemeğimiz hazır. Bu böyle alalım. Bunu her türlü yemeğin yanında yapabilirsiniz. İster meze olarak kullanabilirsiniz. Yani garnitür olarak. İster sadece öğün olarak bunu yiyebilirsiniz. Bunu havuçta yaptığınız gibi kabakla da yapabilirsiniz. Sonra balıkların yanında çok güzel olur. Balığın yanında yapabilirsiniz. Fırın yemeklerinin yanında harika olur. Ama en çok etli yemeklerin yanında güzel oluyor. Güzel gidiyor. Beğeneceğinize eminim. Diğer yemeğimiz fırında piştiğinde onun da fotoğrafını göstereceğim. Şöyle yatından bakalım. Rengi de harika görünüyor zaten. Akabinde pilav yapacağım. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.